fibromiyaljiye karşı, yani yumuşak doku romatizmasına karşı harpago, yani şeytan pençesi kökü. Bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun özelliği nedir? Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyaljiye gibi çok ağır hastaları tedavi etmişler. Bilgi var, belge var. Bu Damla Hanım'a da biz ne yaptık? İksir, aloe vera jel, harpago, söğüt, romatizma çayı, kemik çayı. Komple set. Kadıncağız aşırı ilaç kullanmaktan artık midesinde yara oluşmuş, alerji, penisinin iğnesi vurmaktan ağrı kesiciler, alerji başlamış. 35 yaşında erken menopoza girmiş. 6 hafta kullandıktan sonra bizim ürünlere dedi ki, aa ben tekrar adet görmeye başladım. Dedim ki sevin, daha ne istiyorum? Yani sevinmen lazım. Şimdi yumuşak doku romatizması için ve kemiklerdeki ağrı ve sızıya karşı, yani kemik kireç, eklem kireçlenmesine karşı söğüt, romatizmaya karşı harpago. İkisini birlikte, harpago ve söğütü, söğüt forte'yi birlikte kullanmakta fayda var. Yani ikisini birlikte kullanırsa iyileşme süreci, tedavi süreci daha kısa sürer. Yani etkisi daha kısa sürede gösterir. 6 ayda iyileşecekse 3-4 ayda iyileşir. Şayet kişinin midesinde problem varsa tonik kullanması gerekir. Çünkü mide intirisin faktör salgılayamazsa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Bağırsaklarında mantar varsa mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere zarar verir. Bu nedenle mide veya bağırsaklarında problem varsa mide ve bağırsakların tedavisi gerekir. Aksi takdirde tedavi süreci sarkar sarkar sarkar. Bu nedenle kökten problemi çözmek gerekir. Onu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanlarla biraz görüşmek, konuşmak gerekir. Başka rahatsızlığı var mı? Yani her türlü hastalığı tedavi edilebilir.